Günümüzde birçok filme konu olan korsanları, kanca elli, bir gözü kapalı ve siyah bayraklı gemileriyle denizlerde korku salan bir grup olarak biliriz. Tarihte ve günümüzde korsanın anlamı deniz taşıtlarına saldırarak değerli eşyaları alan kişilere ve deniz aydutlarına verilen isim olmuştu. Ancak gerçekte korsanlık bunlardan çok daha fazlasıydı. Osmanlı'da ise daha da fazlası. O dönemler korsanlar iki farklı türe ayrılırdı. İlki inancı ve ülkesi için yağmacılık yapan, dost gemilere saldırmayan ve bu kazançlarını bağlı olduğu devletle paylaşan denizcilerken, ikinci kısımdakilerse bildiğiniz deniz aydutlarıydı. Bunlar baskınları ve yağmaları sadece kendi çıkarları için yapan, hiçbir devlete bağlı olmayan denizcilerdi. Dolayısıyla Osmanlı korsanlarının büyük çoğunluğu Karayipler'de görmeye alışık olduğumuz korsan aydutlarının aksine kendi başlarına değil, imparatorluğa bağlı sözleşmeli askerler gibi hareket ederlerdi. Bu tarz yapılanmanın bir diğer örneği olarak İngiliz donanmasında da donanmaya bağlı olan korsanları gösterebiliriz. Osmanlı korsanları korsan denildiğinde akla gelen kalıplardan uzak, devlet ve din olgusuna bağlı birer denizci konumundaydılar. Yani kısacası Osmanlı korsanları, akıncıların denizlerdeki versiyonu olduğunu söylemek yanlış olmaz. Osmanlı korsanları imparatorlukla düşman olan tüm ülkelerle savaşırlardı. Akdeniz'in akıncıları genelde İspanyol gemileriyle, zaman zaman da Fransız ve Hollanda gemileriyle savaşırdı. Ancak bir grup vardı ki, onlar Osmanlı korsanlarının en azılı düşmanlarıydı. Bunlar Osmanlı gemilerini batırmaktan başka hiçbir amacı olmayan Maltalı Saint John şövalyeleriydi. Efsaneye göre Osmanlı korsanları gibi cesur ve iyi birer savaşçı olan bu denizciler Osmanlı'nın en büyük baş düşmanlarıydı. Osmanlı korsanları genellikle Cezayir'deki garp ocaklarında yetiştirilirdi. Başka ocaklarda başarı gösterenlerse doğrudan Cezayir'deki ocağa transfer edilirdi. Cezayir dışında Güney Arnavutluk, Yunanistan, Tunus ve Kıbrıs gibi yerlerde de korsanların yetiştirildiği ocaklar bulunurdu. Osmanlı Devleti zamanında bir askeri sınıf olarak kullanılan korsanlar sadece maceraperest olmayıp ayrıca birkaç Avrupa dilini de ana dili gibi konuşma yeteneğine sahip kişiler olmuşlardı. Bilinen en ünlü korsanlardan Turgut Reis ve Barbaros kardeşler Osmanlı Devleti'nin denizcilikteki kurucu donanma kaptanları olmuşlardı. Özellikle Barbaros'tan sonra Akdeniz'deki Osmanlı donanmasının başına geçen Turgut Reis yarım asırdan fazla bir süre Osmanlı'ya kaptanlık yapmış ve devletin denizlerdeki başarısını en üst noktaya taşımıştı. Bunun haricinde devşirme korsanlar da Osmanlı'da yerini almıştı. Bunlardan biri de Murat Reis'ti. İngiltere devletine bağlı bir korsanken Türk denizcilerine esir düşmüş, sonraları İslam diniyle tanışarak Murat ismini almıştı. Müslüman olduktan sonra da korsanlık faaliyetlerine devam etmiş, tabi olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetini Atlas Okyanusu'na kadar taşımıştı. Aslen Hollanda kökenli olan Murat Reis, 12'si kadırga olmak üzere toplam 15 gemiyle Atlantik'ten kuzeye sefere çıktı. Manş Denizi'ni geçen bu Osmanlı bayraklı filo sırayla İngiltere, Danimarka ve Norveç sahil kasabalarına birçok baskın düzenleyerek o yerleri büyük zarara uğrattı. Filo bu yolculuğunun sonunda asıl hedefi olan İzlanda kıyılarına vardı ve ardından yapılan çatışmalar sonucu İzlanda'yı kısa bir süreliğine de olsa kontrolü altına almayı başardı. Yaklaşık bir ay süren bu maceradan Osmanlı korsanları 400'den fazla sağlıklı İzlandalı Viking'i köle olarak yanlarına alıp Cezayir'e geri döndü. Osmanlı korsanları bu dönemde İngiltere, Danimarka, Norveç ve İrlanda'nın birçok limanını yıllık vergiye bağlamayı da başarmıştı. Korsanlar Osmanlı donanmasının en gözde denizcileriydi. Aslında hangi devletin donanmasında olursa olsun büyük başarılar elde eden yetenekli kaptanların ve zeki denizcilerin çoğu korsanlıktan gelmişti. Osmanlı Devleti'nde de durum böyleydi. Yetiştirilen en büyük donanma kaptanları korsanlıktan geliyordu. Barbar Sarettin Paşa, Kılıç Ali, Kemal Reis gibi isimler örneklerden sadece birkaçıydı. Dolayısıyla Osmanlı donanmasında kaptanın korsan olanı makbuldür mantığı oldukça egemen olan bir fikirdi. O dönemler Osmanlı korsanları Akdeniz'e damga vurmuştu.
Öyle ki herkesin bildiği ünlü bir kitabın yazılmasına dahi yol açmışlardı. O dönemler Osmanlı'nın denizlerdeki en azılı düşmanı şüphesiz İspanya'ydı. Özellikle Cebel Tarık bölgesine yakın yerlerde bu iki devlet arasında çokça çatışma yaşanırdı. İnebahtı Savaşı sonrası İtalya'dan İspanya'ya dönen İspanyol gemileri Arnavut Mami kaptanlığındaki Kadırga'nın baskını sonucu ele geçirildi. Gemide İnebahtı Savaşı'nda Osmanlılara karşı savaşırken kolunu kaybeden dünyaca ünlü yazar Cervantes'te bulunuyordu. Cervantes diğer esirlerle birlikte Cezayir'e götürüldü. Ardından yüklü miktarda altın karşılığında serbest bırakıldı. Daha sonra yazar dünyaca ünlü eseri Don Quixote'u bu savaş ve esaret döneminin ardından yazdığını ve yaşadığı olaylardan çok etkilendiğini söylemişti. Savaş taktikleri ve cesaretleriyle bilinen korsanların Osmanlı donanmasında ayrı bir yeri bulunduğunu söylemiştim. Bunların en meşhuruna ise değinmeden geçmek olmaz. Barbaros Hayrettin Paşa'dan bahsediyorum. Oruç Reis'le birlikte başlattığı korsanlık kariyerini başka bir boyuta çıkaran Barbaros Hayrettin Paşa, bu süreçte sadece gemi baskınları yapmakla kalmayıp toprak elde etmeye bile başlamıştı. Hatta durumu abartarak Cezayir'de Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı kendi devletini bile kurmuştu. Barbaros Hayrettin'in bu yükselişi bununla da kalmayıp tüm Osmanlı donanmasının başına geçene kadar sürdü. Barbaros'un bu başarıları onun Osmanlı korsanları arasında efsane olmasını sağlarken düşman devletleri tarafından isminin korkuyla anılmasına sebep oldu. Bunun bir diğer sebebi de mühendisliğe verdikleri önemdi. Osmanlı korsanlarının ve genellikle Osmanlı donanmasının favori gemisi kuşkusuz kadırgalardı. Zira kadırgalar İspanyol kalyonlarının aksine yapıları gereği manevra gücü yüksek, hızlı ve atak gemilerdi. Özellikle amacı hızlı baskınlar düzenlemek olan korsanlar için kadırgalar ideal bir yapıya sahipti. Tarihe damga vuran Osmanlı korsanları saydığım tüm bu özelliklerinin yanı sıra sosyolojik olaylara da etkide bulunmuştu. İspanya'da Hristiyan askerlerin gazabına uğrayan Emevilerle Yahudileri oradan taşıyarak onların yeni hayat kurmalarına yardımcı olmalarıyla tarihte önemli bir yer edinmişlerdi. Oruç Reis dönemine gelen bu olaylar ve yardıma muhtaç herkese kol kanat germesi nedeniyle Oruç Reis'in Oruç Baba olarak anılmasına neden olmuştu. Osmanlı korsanları hakkında siz ne düşünüyorsunuz yorumlara bekliyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.